satranç tarihinin en büyük ismi. Cevap vermek zor olsa da birçok satranç sever Kasparov sayesinde bu oyuna ilgi duymuştur. Karpov'la sansasyonel ünvan maçları, rekor sayıda turnuva zaferi, agresif oyun tarzı, tarihin en genç dünya şampiyonu Alekin savunması üstüne doğru gelmeye provoke etmektedir. Elbette hediye vermedi. Maç boyunca yüklenme, baskı vaat ettiği avantajlar gerçekten baştan çıkarır. Lakin sorumluluk büyüktür. Merkez yıkılırsa sonuçları sadece piyonları değil, geride bıraktığı kuvvetleri hatta şahı derinden etkileyebilir. Atef 3 Daha geniş bir merkez mümkündü. Kasparov kendine hakim oluyor. Bu kadar yeterli. Artık gelişim filin yolunu kapatmadı, destek sağlar. Fil g4 strateji ile uyumlu, ilkeli bir tercih olurdu. Atı açmaza alır, baskı artar gelecekte kuvvetle muhtemel önemli sorularla muhatap olur. G6 Şah güvenliği hazırlıkları fil merkeze yüklenir. Fil C4, at B6, fil B3. At, şahın savunmasından uzaklarda kaldı. Fil oldukça etkili. Haberler iyi. Piyon sürüşleri kime fayda getirir? Bu noktada pek belli değil. Fil G7 At G5. Açılışta aynı aletle birden fazla hamle yapma kadim bir tavsiye. Buna karşı geldi. Neden? Elbette piyonu istiyor ve ilerlemek. İzin verilemez. D5 Merkeze yüklenme düşüncesiyle tutarlı değil. E6 F4 Fikir bu. Yoğun destek, piyon, fili kısıtlar, şahın etrafında hassas zayıf kareler elde eder. Tercih ettiği strateji temel ilkelerin önüne geçti DEFE -E. Piyon hedefte. C5 Alan üstünlüğü. Rakip topraklarda önemli karelerde kontrol. Mat saldırısı istiyorsunuz. Dc Vezirlere elveda. Rok bozuldu. Piyonu geri alır. Kısa rok. Kısa rok. Benzer hikaye. C3. Hemen karar vermek daha iyi olurdu. At C6. Gerilimi tutuyor baskı. Hat safhada güçlü bir manevraya izin verdi. At E4. piyon boşta fil g5 tatsız vezire yer bulmak problem belki at f6 bu nedenle at d7 yer açtı savunma peki piyonu kabul ederse gurur duyduğu güçlü merkez yıkılır. Fil E3. At E7. Bostan korkuluğu gibi burada maçın sonuna kadar tutmak istemiyor. Mevcut yapıda değerli savunma filini takas etmek büyük öneme sahiptir. Şah yalnız kalır. At manevrası bir önlemdir. Hattı kapatır, savunmaya katkı sağlar. Fil G5 C'de C'de sonunda stabil, zayıf piyon elde etti. Şimdi tatsız bir açmaz var. H6, fil H4, G5, fil F2. Görevini başarıyla yerine getirdi. Şah kanadı problemli. At G6 vezir gelirse postalarım. At C3, vezir E7, fil C2, B6, fil E3. Hedefte piyonlar var. Fil A6, kale F2. Fikir F5 piyon kütlesi tehlikeli. Merkezde kuvvetli atı rahatsız eder. Filin yolunu kapatır. Geçerken alma olursa D7'deki at savunmaya gelebilir. Zayıf piyon, kale ve artık fil de baskı yapar. Temel plana sadık bir düşüncedir. Yalnız taktik. Bu nedenle at köşeye geldi. Hazırlıklar. Kasparov mükemmel bir feda yapıyor fil alır G5. Lütfen hatırlayalım. Bu fil kaç kere tur attı? İnanılmaz. Kabul ediyor. Vezir H5. Hemen at F6. Sonra piyon, ver veziri, Vermatı. F5 zorunlu. At alır G5 kale F7 Burası muhteşem. Diğer fili de feda ediyor. Fil alır F5. Kale ile aldı. Kale f5, ef ve fikir ortaya çıktı. At d5. Fazla bir seçenek yok. Vezir e8. Kontrol bende mesajı. Kale f1 harika olurdu değil mi? Maalesef piyonun A4'te olması güzel, idare eder. Kale A3. Kale C8. Belki kontra atak. Kale F3. At F6. Hemen alırsa mat olur. İki fil geride fırtınalar koparken Kasparov ne yapıyor biliyor musunuz sakin bir şekilde piyon ve şah bütünüyle güvendedir Vezir g6 son deneme veziri kendi haline bırakan diğer seçeneklerde umutsuz. Finalde mükemmel kale fedası. Kale F6. <laughs> Fil F6 at E6 şah E8 at alır F6. Ve burada terk ediyor. Veziri vermek zorunda. Ayakta kalan merkez mat saldırısında büyük katkı verdi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenir, abone olur, yorum yaparsanız mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Satrançla kalın.